14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili genel seçimleriyle ilgili Bağımsız Türkiye Partisi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz 20 yıllık bir siyasi partiyiz, köklü bir partiyiz. Türkiye'nin her yerinde teşkilatı olan bir siyasi oluşumuz ve farklı söylemlerimizle, projelerimizle de Türkiye'de yeni bir siyaset, yeni bir sistem getirmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan yaklaşık 3 sene önce 29 yaşında genç genel başkanımızı bu partinin başına getirerek Bağımsız Türkiye Partisi olarak Türkiye'de yeni siyasetin, genç siyasetin, dönüşümün startını vermiştik. Bu Türk siyasi hayatında bir ilkti. Türkiye'nin en genç genel başkanını bu partinin başına Bağımsız Türkiye Partisi yönetim kadroları ve delegeleri getirdi. Bugün önümüzde yaklaşık 45 gün sonra seçim var. Bu seçimde yine bu dönüşümü yapmaya çalışıyoruz. Bu odada bugüne kadar aday adaylığı başvurusunda bulunan yaklaşık 2125 aday adayımız var başvuruda bulunan, aday olmak için başvuruda bulunan. Bu aday adaylarımızı kesin aday listelerine dönüştürmek üzere Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Pak ve Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Burak Güven ve diğer Teşkilat Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımızla beraber burada önümüzdeki günlerde de devam edecek bir komisyon çalışması başlattık. Tek tek adaylarımızı ele alıyoruz, inceliyoruz, görüşmeler yapıyoruz ve neticede listelerimizi oluşturacağız. İşte dönüşümün şu an ikinci adımındayız dedim girişte. Bu seçimde biz aday adaylarımız arasından milletvekili listelerini %80'ini 40 yaş altı gençlerden oluşturacağız. Ve yine adaylarımızın yarısı %50'si de kadınlardan oluşacak. Yani %80'i 40 yaş altı, %50'si de kadınlardan oluşan yine Türk siyasi hayatında ilk kez bu kadar gençlere ve kadınlara yer verilen, onları öne çıkaran, onların lokomotif olduğu bir seçim startını vermenin şu an altyapısını hazırlıyoruz. Malum herkes genç nüfustan bahsediyor. Gençlerin Türkiye'de bir şeyleri değiştirebileceğinden bahsediyor. Ama maalesef siyaset gençlerden oy alma üzerine sadece gençleri değerlendiriyor. Seçmen olarak değerlendiriyor. Biz gençlerin Türkiye'yi dönüştürebileceğine inanıyoruz. Çünkü tarihte de hep böyle olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 34 yaşında Anafartalar kahramanıydı. 38 yaşında Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, ülkenin kaderini değiştirecek büyük kıvılcımı başlatan büyük komutandı. Dolayısıyla bugün de Türkiye'de bir şeyler değişecekse ki bu potansiyel bu ülkede var. Bunu gençlerin öne çıktığı, gençlerin seçtiği değil seçildiği bir süreçle birlikte bu dönüşümün başlayacağına inanıyoruz. Ki çok ciddi sayıda Türkiye'de genç nüfus var. Yaklaşık 18-29 yaş aralığında 14 milyon seçmen var. Yine 30-39 yaş aralığında yaklaşık 12,5 milyon seçmen var. Bu şu demek, yaklaşık seçmenin yarısı gençlerden oluşuyor. Ama bakıyoruz siyaset yapanlara, parti genel başkanlarına, aday olarak milletin önüne çıkanlara, gençler ifade ettiğim gibi seçilen tarafta değil de seçen tarafta maalesef bulunuyor. İşte bunu değiştirmek için Bağımsız Türkiye Partisi düğmeye bastı ve inşallah bu seçim sürecinde gençlerin seçilmek istediğini, rol artık izleyici statüsünde değil, bizzat oyuncu, oyun kuran, ülke yönetiminde aktif olan bir yelde ve bir rolle siyasetin içinde olmak istediğini göstermek istiyoruz. Bunu göstermek isteyenlerin merkezi olmak istiyoruz. Ben 2023 seçimlerinin bu vesileyle hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeter söz gençlerin diyorum. Teşekkür ediyorum.